Bakın adalarımız işgal altında diyoruz. Adalar işgal altında. Bu adalar Lozan Anlaşması'na göre işgal altında. Efendim 1939 tarihli İngiliz haritasına göre işgal altında. 1957 tarihli Amerikan haritasına göre işgal altında. 18 ada, 1 kayalık ve 154 formasyon işgal altında. Ne diyor bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan zat? Diyor ki ben tarihi dosyalar hazırlatıyorum. Bu adaları sizin liderleriniz verdi. Beyler, karnımızdan konuşmaya gerek yok. Sizin liderleriniz verdi dediğiniz Atatürk'le İnönü verdi demek istiyor. Şimdi ben soruyorum. Ya arkadaş, 1923'te Lozan imzalandı. 1930'da, 1940'da, 1950'de, 60'da, 70'de, 80'de, 90'da, 2000'de. Ya 80 yıl bir tane Yunan başbakanı gelip de bizim burnumuzun dibindeki bir adada kuzu çevirip bize küfretti mi ya? Oldu mu böyle bir şey kardeşim? Neden sizin döneminizde oluyor o zaman? Neden Çipras'a karşı bir cevap vermiyoruz? Neden bu adaların bizim olduğunu söylemiyoruz? Ya da tersi, çıkın bu kürsüye deyin ki kardeşim o adalar bizim değil. Bizim değilse biz de bilelim acaba ne zaman verilmiş? Tarihi dosyalar hazırlanmaz arkadaşlar. Tarih arşivde duruyor. Çıkarır koyarsınız. 9 cilt Lozan Anlaşması tutanaklarını okursunuz. O anlaşmada Yunan tabiyetine verilmeyen bütün adalar, bizim karasularımızdaki adalar bize aittir. Nitekim 96'da Kardak kayalıkları için bu ülke savaşı göze almıştır. O bayrağı oradan indirmiştir. Ben geçen de söyledim. O bayrak orada dalgalandığı sürece böyle tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet bu olmaz. Bakın tekrar söylüyorum. Askerimiz orada savaşıyor. Biz hepiniz söylüyorsunuz, sizler de söylüyorsunuz sevgili AKP'li kardeşlerim. Biz Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle hep birlikte bu belayı aşmak zorundayız. Belanın adı emperyalist BOP planıdır. Bu ülkeyi bölmek isteyen BOP haritasıdır. O haritalara eş başkanlık yapanla bu da belayı asla savuşturamazsınız. Bu mümkün değildir. Bu adaları böyle konuşarak, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı buradan uyarıyorum. Böyle konuşarak adalarımızı işgal eden Yunanlılara koz veriyorsunuz. Yarın bunlar önünüze gelecek, savunamazsınız. Bakın tekrar söylüyorum. Bizim askerimiz orada savaşıyor. Evet, bir terör belası, sınırımızı koruyoruz. Ya arkadaş, sınırımızın ötesinde Afrin harekat yapıyorsunuz. Kendi adamızda sesiniz çıkmıyor. Ya bu nasıl bir millet anlayışıdır? Nasıl bir vatan bütünlüğü anlayışıdır? Yani bana söyleyin, 1922'nin 15 Mayıs'ında İzmir'de karaya çıkan Yunan askeriyle şu anda 18 aradaki 13 üstteki 5000 Yunan askerinin farkını çıkın burada anlatın arkadaşlar, yapmayın. Bakın size yalvarıyorum. Bir eski asker, bir milletvekili, bu ülke için hakikaten içi titreyen biri olarak yalvarıyorum. Gelin burada bir birlik oluşturalım. HDP'siyle, MHP'siyle, CHP'siyle, AKP'siyle bir iş birlik sağlamadan inanın bana bu emperyalist tuzağı aşamayız. Bu tuzağı başımıza, bu çorabı başımıza ören adamlar her gün, bakın her gün 100 yıldır aynı proje.